Sevgili kardeşlerim, İmam Taberani'nin Hazreti Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan naklettiği bir hadise kulak verelim. Hazreti Abdullah bin Amr radıyallahu anh diyor ki, Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yagulu şöyle diyordu, Men semme annâse bi amelihi, kim amelini insanlara işittirirse, o ameli insanlar arasında meşhur ederse, semme Allahu bihi sami'a halqihi, Allah da onun bu amelini mahlukatın kulaklarına ulaştırır. Ama nasıl ulaştırır? Ve saggarahu ve hakkarahu, onu ve amelini insanların gözünde küçültür, zelil ve hakir eder. Evet kardeşlerim, yaptığımız bir ameli sadece Allah bilirken, o amel de sadece Allah için yapılacakken, o ameli insanlara duyurmaya çalışmak ne demektir soruyorum. Allah'ın bilmesi bize yetmedi mi? Onun vereceği mükafat bizi tatmin etmedi mi ki bizler amellerimizi bizim gibi fani olan insanlara göstermeye ve duyurmaya çalışıyoruz? Bir kimse amelini insanlara niçin duyurmak ister? O ameli insanlar arasında neden meşhur etmek ister? Kardeşlerim, insanı bu riyakarlığa sevk eden şey ya övülmek zevki, ya yerilmek korkusu, ya da onlardan bir şey ummaktır. Peki amelimizi bu fanilere duyurduğumuzda onların nazarında kemal sahibi mi olacağız? Aa falanca bak şöyle şöyle mi diyecekler? Vallahi demeyecekler, billahi demeyecekler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Allah senin ağzından çıkan gösteriş dolu o sözü alacak, onu dinleyenlerin kulaklarına bu şahıs riyakardır diye ulaştırıp seni onların nazarında küçük ve zelil kılacaktır. Bunu az çok hepimiz tecrübe etmişizdir. Bazen birisi gelir, gizli bir amelini anlatmaya başlar. Siz konuyu değiştirmek istedikçe o ameli tüm detaylarına varana kadar ifşa eder. İçinizden dersiniz, Allah ile aranda olan ameli neden benimle paylaşıyorsun? İşte onun ağzından çıkan sözlerin sizin kalbinizdeki yansıması. Çünkü Allah onu da amelini de sizin nazarınızda hakir ve zelil kılmıştır. Yine bir gün bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek tam bir sene oruç tuttum dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ma sumte ve ma eftarte, sen ne oruç tuttun ne de iftar ettin buyurmuştu. Yani o amelini bana işittirmekle tuttuğun oruçları, yaptığın iftarları zayi edip boşa çıkardın. Kardeşlerim, Rabbimiz bizleri ihlasın sırrına ulaştırsın. Öyle ki onun rızası bizim için her şeyden kıymetli olsun. Öyle ki amellerimizi nefsimizin adi hislerine kurban edip zayi etmeyelim. Amin, amin, amin.